Ben asıl Aksaray milletvekiline kuruldum demiş Uğur Brazil. Emekliler simit satsınlar demiş. Vah bak bak. Çalma karam yemek helal. Kılıçdaroğlu'nun planı nedir Ali Bey? Görüşünüz nedir? Anlatacağız arkadaşlar. Dün akşam ayrıntılı anlattık. Bir kez daha anlatacağız. Sürekli anlatıyorum ama bugün bir kez daha farz oldu anlatmak çünkü. Dün akşam Eren'le hem Twitter'dan tartıştık hem de Ferit ve Mendo abiyle beraber yaptığımız üçlü programda da tartıştık. Ali Bey veda klibi yaptırmış kendisine. Hatıran yeter diye. Mustafa Erkasın. Bekir Bozdağ Yozgatlı değil mi demiş. Kız Bekir diye tanınıyor Yozgat'ta. Tabii ki Kayahan öyle. Herkes. Şimdi bunu da geçelim sevgili izleyiciler. Yayını da kesmeyelim. Bu belki konuşacaktık ama bunu konuşmayalım. Dolandırıcılık davasında 454 milyon cezaya çarptırılan eski ABD Başkanı Donald Trump İncil satmaya başlamış. Türkiye'de de satıldığını biliyorsunuz değil mi Kur'an-ı Kerim'in? Halbuki bedava dağıtılıyor. Ama Kur'an-ı Kerim Türkiye'de radyolardan, televizyonlardan parayla satılıyordu. Hali satılıyor mu bilmiyorum ama Trump demiş ki tüm Amerikalıların İncil'e ihtiyacı var. Ben de çok İncil var. En sevdiğim kitap. Sadece pazarlama tekniğini biliyor. 60 dolar demiyor. 59,99 dolar. Bak ya var ya cin gibi bu herif yemin ediyorum. Yani kitap satabilen kitap satan biri zaten iyi siyasetçi demektir. Hele İncil satıyorsa aman Allah. Have it. Very, very special. And I think you all should get a copy of God Bless the USA Bible now and help spread our Christian values with others. There you have it. Let's make America pray again. God, very special. And I think you all should get a copy of God Bless the USA Bible now and help spread our Christian values with others. There you have it. Let's make America pray again. God, very special. Sevgili izleyiciler, din satan siyasetçilerden nefret ediyorum. Din satan siyasetçilerden nefret ediyorum. Çünkü dini satmaya başlıyorsanız aslında bir anlamda Allah'ı satmaya başlıyorsunuz. Allah'ın yeryüzünde temsilcisi haline dönüşüp Allah'ın üzerinden pazarlama yapıyorsunuz. Daha da ileri gidebiliyorlar. Allah'la direkt konuşuyorlar zaten. Dünyanın her yerinde din üzerinden siyaset yapan ve din üzerinden Allah üzerinden kendisini pazarlayan herkes bir dolandırıcı aslında açık söyleyeyim size. Bir dolandırıcı çok net bir şekilde. Ya, Ali Erbaş'ın Kur'an sattığını bilmiyordum. Çok ilginç Yalçın Demir. Yalçın Demir de bunu bilmiyordum gerçekten. 425 milyon dolar cezaydı. Dolandırıcılıktan mecburen çıkarması lazım. Parayı demiş, onu da dolandırıcılıktan çıkarması gerekiyor. Dünyada en karlı din ticareti, sermayesi yalan, müşterisi cahil. Harikasın herkes. Çok güzel. Göt demek, bak ayıp. Göt deme. Kış de. Aa, kış demek de hakarete neden oluyor. Onu da anlatacağız bugün. İncil Türkiye'de bedava dağıtılıyor demiş. Büyük ihtimalle İncil, burada bedava dağıtılan İncil sevgili izleyiciler kapağı deri değil. Şeyinki söyleyin Trump'ki deri. Büyük ihtimalle sattığı İncil kitaplarını Trump imzalamış mıdır? Gerçekten ya. Bülent'e tekrar teşekkür edeyim. Zeki Bayram çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. CHP'nin kalesi İzmir'de AK Parti adayı Hamza Dağ, TKP'li gencin sözleri karşısında şaşkınlık yaşamış. Bu gencin de TKP'li olup olmadığı konusunda da kaygı duyduğumu ifade etmek isterim. Kaygı derken şüphe duyduğumu. Öyle dedin diye öyle midir? Hatta ileri gideceğim. Buradan TKP'li yetkililere çağrıda bulunuyorum. Lütfen bu TKP'nin Kemal Okuyan'a buradan çağrı yapıyorum. Bu genç gerçekten TKP'li mi? TKP üyesi mi? Lütfen kamuoyuna bir açıklama yapın. Önemli diye düşünüyorum. Diyeceksiniz ki ya buna mı kaldı mesela? Hayır değil ama
Önemli, niye önemli olduğunu da söyleyeceğim zaten. Eğer bu bir algı çalışması değilse hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Vay be, TKP'den bize. Bu önemli bir şey ya. Ha, CHP'ni çok duydum, Dem'i duydum. İYİ Parti'ye oy vereceğim diye duydum, TKP'yi de alıyor. Vay be. TKP'li şey söylemiş, söyleyin, oy vereceğini söylemiş. Ama ben bunun bir algı, ben öyle düşünüyorum. Belki yanılıyorum. Yani TKP'linin de günahını alıyorum. Hamza Dağ'ın da günahını almış olayım ama en azından böyle bir tespiti yapmış olayım. Ah, işte ya Hakan, işte tüm hikaye bu işte ya. Ya gerçekten bunu bilmiyordum ama o kadar belli bir algı çalışması ki, o kadar Hakan, çok teşekkür ediyorum. Ali abim tam kendi kafasına uygun tişört giymiş. Benim kurallarım diyor. Vah. Herkes benim kuralım. My razı. TKP'liler zaten değişik tipler, şaşırmam. Hayır, değilmiş arkadaş. Hakan diyor ki gençlik kollarındanmış. Akbar. Bu tür şeyler algı çalışmaları arkadaşlar. Bunu herkes yapıyor. Ali diyor ki, Ali abi hazır saçlar beyaz. Beyaz değil arkadaşlar, gri. Saçlarımı beyaz yapmayın lütfen. Gri bir saçım var benim. Gri. İçinde hala siyahlar var çünkü. Tarikat kurduk arkadaşlar biz. Farkında değil misiniz? Karıncalar Hareketi diye bir şeyimiz var. Hareketimiz var. Adı tarikat değil. Karıncalar Hareketi. Ama katılmıyorsunuz. Katılmıyorsunuz. Biz yanmaz kefen satmayız ama yanmaz tişört satarız. Hamza da TKP adayı zaten demiş. Arkadaşlar Hamza da biliyorsunuz muhafazakar bir siyasetçi. AK Partili bir siyasetçi. İzmir'de barları geziyor, kafeleri geziyor, oruçlu oruçlu geziyor ve o istiyor herkesten. Bak hayat, hayat insanları nereye getiriyor? Hayat. Erdoğan da 90'lı yıllarda şeyleri geziyordu. Kerhaneleri de ziyaret ediyordu, genel evleri. O istemek için ve aynı zamanda da söyleyin birhaneleri, o zamanlar birhaneler vardı. Oraları ziyaret ediyordu. Of. Peygamber develerine karıncalar hareketi çalışır mı be baba demiş. Vallahi o bir tane karınca o deveyi yere çökertir arkadaşlar. Takiye takiye demiş, takiye. Bilmiyoruz arkadaşlar takiye olup olmadığını.